İyi günler sevgili seyirciler. Sanat, Yaşam, İnsan programımıza hoş geldiniz. İyi bir hafta sonu dileyerek başlıyoruz. Bugün iş adamı, sanayici, eczacı ve bir taraftan da fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nı konuşacağız. Ölümünün 10. yılındayız ve İstanbul Modern Müzesi bu yıl onun anısına bir güzel fotoğraflarından oluşan güzel bir sergi düzenledi. Bugün bir sergiyi konuşacağız ve aynı zamanda Şakir Eczacıbaşı'nın sanata yaptığı katkılarından söz edeceğiz. Konuklarım Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern'in direktörü ve Demet Yıldız, İstanbul Modern'in fotoğraf bölümü yöneticisi. Onlarla Skype bağlantımız olacak. Birazdan hazırlarsa onları da göreyim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Aslı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. İyisinizdir umarım. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Levent Bey, siz İstanbul Modern'in direktörüsünüz. İstanbul Modern'den de bahsedeceğiz mutlaka. Ama öncelikle Şakir Eczacıbaşı'nı buradan 10. yılında biz de anmak isteriz. Onun sanata olan katkılarını, kendi sanatçı kişiliğinin yanı sıra Türkiye'de çok büyük katkıları olmuş. Bunları konuşmak istiyorum. Ayrıca tabii ki bu sergiyi İstanbul Modern'de geçen gün açılan ve Mart'a kadar sanıyorum sürecek olan onun fotoğraflarından oluşan sergiyi konuşmak istiyorum. Evet, ikiniz de hoş geldiniz. Levent Çalıkoğlu ile başlayayım. Şakir Bey'le siz çalıştınız mı birebir? Evet, müzenin aslında kuruluş sürecinde Şakir Bey'le bir diyalogumuz oldu. Ama ondan öncesinde de zaten tanışıyorduk. Yani benim İKSV'yle bir geçmişim de vardı o süreç içerisinde. Ama birebir çalıştınız mı derseniz hayır. Evet. Ama kendisini tanıdınız. Peki, şimdi biraz onun yaşantısından, nasıl bir aileye doğduğundan bahsedelim. Çünkü o sadece kendisi bir sanatsever değil, aileden gelen bir gelenekti bu. Oradan başlayalım isterseniz. Nasıl bir aileye doğdu Şakir Eczacıbaşı ve onu bu kimlikte biz aileden kalan izleriyle nasıl tanıyoruz? Bundan demek sözlesin aslında. Nasıl bir... Alo, geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Buyurun. Tamam, süper. Aslında şöyle birazcık hayat hikayesinden bahsedelim diye düşünüyoruz, değil mi? Bu Şakir Bey'in hayat hikayesi biraz... aslında 29 yılında doğuyor İzmir'de. Türkiye'nin ilk eczacısının oğlu olarak dünyaya geliyor. 6 çocuktan en küçüğü, İzmir'de ilk ve orta öğretimini sürdürdükten sonra İstanbul Robert Kolej'de eğitimini sürdürüyor ve İngiltere'ye eczacılık eğitimi için gidiyor. Tabii hep anlattığı şöyle bir şey var. Gittim oraya fakat Londra'nın bu kültürel ikliminden çok beslendim ve Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'nin ilk sanat eki olan o zamanın ünlü Vatan Gazetesi'nde sanat yaprağını çıkartıyorlar. Tunç Yalman'la birlikte, Oktay Akbal'la birlikte. Ve o güne kadar olan bütün aslında sanat ekleri diyeyim size, edebiyat üzerine ve ilk defa böyle bir güncel sanat üzerine, yani o zaman tırnak içinde güncel sanat üzerine, filmler, tiyatrolar vesaire üzerine bir yayın yapıyorlar. Sonrasında iş hayatına giriyor Şakir Bey. Fakat fotoğraftan ve sanattan aslında hiçbir zaman uzak kalmıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Türk Sinematekini kuruyor Onat Kutlar'la birlikte. Ve her zaman söylediği de şu aslında. Nasıl bir kütüphane olmadan yazarlar yetiştirmeyi umamazsınız, yazar kuşağı. Aynı şekilde Fransız, yani bir sinematek kurarak ancak biz bir yönetmen ve sinema kuşağı çıkartabiliriz. Gerçek sanat yapan diye düşünerek böyle bir girişimde bulunuyor. Ama şöyle de bir şey yapıyor. Demin söylediğim gibi Şakir Bey bir iş adamı kimliğiyle asla sanattan uzak kalmıyor.
Ve tıpta yenilikler adında bir dergi çıkartıyorlar Eczacıbaşı topluluğu altında. Ve aslında bu tıpta yenilikler sadece tıpta yenilikleri değil, aslında sanattaki yenilikleri de izleyicilerle paylaşıyor. Ve aslında şöyle de güzel, bunun önemi de şu aslında bu derginin. Ara Güler'den bir fotoğraf çekmesini istiyor evet, bu dergi onu, için. O çok güzel bir anekdot. Fotoğrafa evet. Nasıl başladığını çok iyi anlatan bir anekdot. Evet. Onu evet dinleyelim sizden. Çok güzel hakikaten. Tıpta Yenilikler dergisi için bir fotoğraf sipariş ediyor Ara Bey'den. Ara Güler de geliyor ve çok da yakın arkadaşlar aynı zamanda. Ve ondan işte bir takım fotoğraflar geldiği zaman oturuyorlar, üzerine konuşuyorlar. Fakat Şakir Bey bunları hiç beğenmiyor. Ara Güler'in fotoğraflarını beğenmiyor. Evet, beğenmiyor ve Ara Güler de biliyorsunuz çok hazır cevap veriyor. Git biliyorsan sen kendin çek diyor. Ve bunun üzerine, bu inatlaşma üzerine ertesi gün Şakir Bey bir Leica kamera alıyor. Ve işte 1960'lı yıllardan itibaren fotoğraf dünyasının içine giriyor. Gerçekten bu sadece aynı şeyi aslında Ara Bey'de de görmek mümkün. Şakir Bey'de de aynı şey var. Sadece bir fotoğraf bilgisi değil onlarınki. Aslında bu sanatı topyekün, yani bu tiyatroda, edebiyatta, filmde buna dahil ve çok eğitimli bir gözü var aslında Şakir Bey'in. Ve her zaman da şunu söylüyor, yani aslında ben birçok sanata yakındım ama aslında en yakın olduğum da görsel sanatlar diyor. Yani aslında daha sonra biliyorsunuz İKSV'nin başına giriyor, yıllarca yönetim kurulu başkanlığını yapıyor İKSV'nin çatısı altında. Film festivali, tiyatro festivali, müzik festivali vesaire de var ama her zaman görsel sanatlara yakınlığını da ifade ediyor. Zaten işte Biennale'nin çok önemli bir Biennale olması dünyada onun zamanına da denk geliyor. Hatta onun yani hani çok da desteğini almış da bir etkinlik. Dolayısıyla her zaman Şakir Bey'in fotoğrafla ilişkisini sanatla ilişkisinden ayrı tutmak pek de doğru olmaz. O yüzden hakikaten sanat hikayesi, pardon, hayat hikayesi çok önemli sanatına katkısı anlamında diyebiliriz. Evet, bu sergiye geçelim. Sergi onun 10. ölüm yıldönümüne evet. Denk geliyor. Onun anısına düzenlenmiş bir sergi. Sizle devam edelim. Fotoğraf bölümünün direktörü evet. olarak, yöneticisi evet. olarak. Bu sergiyi biraz anlatır mısınız? Şimdi öncelikle bu fotoğraf çalışmaları, fotoğraflarından bir seçki bu. Yani bütün hepsi orada evet. değil tabii ki. Bir seçki sunuyorsunuz İstanbul Modern Müzesi'nde. Bu sergiyi nasıl oluşturdunuz? Küratörü çok önemli bir tasarımcı evet. Bülent Erkmen. Onunla birlikte çalıştınız. Nasıl bir sergi? Sergi sizin de dediğiniz gibi Şakir Bey'in vefatının 10. yılında hem o bir dönemi, yani daha doğrusu Şakir Bey'in şu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergisi diyebiliriz. Sergide 300'ün üzerinde fotoğraf yer alıyor. Ve serginin ismi biliyorsunuz Seçilmiş Anlar. Seçilmiş Anlar da aslında Şakir Bey'in bundan 10 sene önce sağlığında Bülent Erkmen'le beraber hazırladığı bir kitabı var. Evet, o kitap da burada. Ben evet, o kitabı evet. buradan göstereyim tam da şuradan. Evet. evet. Seçilmiş evet. Anlar kitabı çok 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 güzel hazırlanmış bir kitap. Bu 10 yıl önce hazırlanıyor. 10 yıl önce hazırlanıyor. Evet, evet Şakir Bey hazırlıkların içinde birebir var. Ve hatta ama kendi görmedi değil. Anlaşılan yeni çıktığına hayır, göre. Hayır, evet, evet. Maalesef göremedi ve önce 1000 fotoğraftan seçim yapılıyor, bir seçki yapılıyor. Sonra Şakir Bey, Bülent Bey diyor ki bu benden kalacak son eser. O evet. yüzden istersen bunu 2000 yapalım diyor ve daha büyük bir seçkiden ortaya çıkıyor bir kitap. Ama aslında bir taraftan da şöyle bir durum var. Bülent Bey'le de bunu çokça konuştuk. Evet bu kitap ondan kalan bir hatıra ama aslında 10. yılda Eczacıbaşı topluluğunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sergi onun sanatını tekrar hatırlamak adına çok önemli bir mihenk taşı olacak diye düşünüyoruz. Yani aslında sadece bu kitap değil, bu kitap ve bu sergi de onun külliyatını hatırlamamızda ve aslında kalıcı
bir gelecek kuşaklara bir miras bırakmanın çok önemli mihenk taşları olacak diye düşünüyoruz. Evet, evet, şimdi ekrana geliyor sergi, ilginç bir sergi. Bir kere önce hayat hikayesini anlatan fotoğraflarından oluşan bir bölüm var. Onun yanı sıra biraz önce ortada görüyorduk, büyütülmüş farklı bir alan ayrılmış oraya ve fotoğrafları, evet, dijital olarak gösteriliyor. Yani film olarak gösteriliyor. Büyütülmüş şekliyle, daha doğrusu siz, evet, daha güzel anlatırsınız onu. Üç duvara böyle evet, verilmiş, evet, ve bir belli bir sürede bunlar değişiyor, bu büyük fotoğraflar. Çok etkileyici, evet, bir tasarımı da var serginin bir taraftan. Evet, Bülent Bey yaklaşık 7000 fotoğraf arasından 300'e indirdi bu sayıyı ve bu sergide 35 tane seri var. Yani aslında Şakir Bey'in o kadar, yani Şakir Bey yapmak istediklerini, ilgilerini hayata ve yani hayata ve fotoğrafa çok iştahla yaklaşan biri. O yüzden her şeyin ve her anın neredeyse fotoğrafını çekiyor. Daha doğrusu hani bizim kalkıp böyle 50-100 ya da 150 fotoğraftan böyle bir sergi yapmamız imkansızdı aslında. Bu sebeple yaklaşık 300 fotoğraf seçildi. 300'den fazla fotoğraf seçildi ki onun bütün külliyatını, yani bir kesiti vermektense aslında onun bütün dünyasını tam olarak yansıtmak amacıyla böyle bir seçki yapıldı. Ve aslında bu seçki bu tasarımı da getirdi. Yani hani biz aslında duvarlara yansıtalım ve aslında ne bileyim daha büyük boyutlarda fotoğrafları görelim düşüncesiyle böyle bir tasarım yapmadı Bülent Erkmen. Aslında çok fotoğraf izleyiciyle paylaşmak geliyor, istediği, evet, için. Evet, çok daha fazla fotoğrafı izleyiciyle paylaşmak istediği için ve aslında onun dünyasını daha net anlatabilmek için böyle bir dört duvarı kaplayan bir tasarımla yola çıktı. Ve bu da şuna da sebep oldu aslında. Sergi sırasında hem daha fazla fotoğraf görebiliyoruz hem de dört duvar bununla bu fotoğraflarla çevrili olduğu için aslında Şakir Bey'in dünyasına gerçekten hani bir nebze dalıp çıkıyoruz diyebiliriz içeride geçirdiğimiz zaman boyunca. Evet. Demin de söylediğim gibi 35 seriden oluşuyor ve 40 dakika sürüyor bütün bu deneyim. Tabii ki de izleyici hareket ediyor, bütün fotoğraflar aynı anda açılmıyor, tek 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 görebiliyoruz bütün fotoğrafları, daha sonra hepsini beraber görüyoruz ve aynı zamanda şöyle de bir durum var, sadece gözle değil, Şakir Bey'in hatırlayanlar bilir, çok yüksek sesle gürül gürül sürekli bir şeyler anlatma hali vardır. Onu da yansıtabilmek amacıyla Şakir Bey'in konuşmalarından bir ses seçkisi var. Onu da duyabiliyorsunuz bütün bu fotoğrafları gördüğünüz sürede. Evet, sıradan bir fotoğraf sergisi gibi değil yani. Çerçevelenmiş fotoğraflar asılmış o şekilde değil. Tam da anlattığınız gibi böyle şey, modern bir yaklaşımı var serginin. Çok ilginç. Evet. Şimdi Levent Bey'le konuşalım, devam edelim. Biraz siz de Şakir Eczacıbaşı'nın bu sanata yaklaşımından, onun bu sanata olan merakından söz eder misiniz? Yani kendisi fotoğraf çekiyor, fotoğraf sanatçısı ama bir taraftan da bir büyük bir sanat sever, hem koleksiyoner hem de biraz önce anlatıldığı gibi birçok sanatçıyla yeniliklere imzalar atıyorlar, çok büyük katkılarda bulunuyorlar. Bu sanata bakış açısı nedir acaba? Şöyle, aslında önce şunu vurgulamak lazım. Biz şimdi geçici mekanımızdayız aslında, biliyorsunuz. Ve orada da fotoğraf bölümümüz spesifik olarak aslında Türkiye fotoğraf sanatı tarihi diyelim, bu alanı oluşturan kilometre taşı olmuş ve hakikaten fotoğrafçılık kültürü açısından da yepyeni fikirler ve bakış açılarıyla dönemine bakmış fotoğraflara yer verdik. İlk isim Yıldız Moran'dı, sonra Ara Güler yaptık ve ardından Lütfü Özkök ve şimdi de Şakir Eczacıbaşı. Bir ölçüde aslında bu seriler bence
Türkiye'deki bu fotoğraf meselesinin nasıl 50 sonrası köklendiğini ve fotoğraf, ya bu coğrafyaya hangi niteliklerle ve hangi özelliklerle ait olmaya başladı, biraz onu göstermeye çalışıyoruz. Burada tabii Şakir ve ayrıcalıklı bir noktada, çünkü belki de bütün bu ilişkilerin merkezinde durabilme ve içinde olma ayrıcalığına sahip bir isim olmuş. Büyük dostlukları var. Sanatı, fotoğraf kültürünü, edebiyatı, görsel sanatların her alanını aslında bizzat hem atölyelerde hem işte sanatçı dostluklarıyla ve ilişkilerle farklı bir değerlendirme içerisinde olan bir kültür insanı da olmuş. Bu tabii ki ona bir bakış attığı ve bir görsel dünya kazandırıyor. Şimdi Şakir Bey fotoğrafa ilk başladığı süreçte şunu görüyoruz. Bir tür aslında kendisinin de söylediği gibi bir izlenimci bir fotoğraf anlayışı var. O da bir ana odaklanmak ve bu anın aslında ne kadar diğer anlardan ayrıcalıklı ve farklı olduğunu tespit etmek ve bir ölçüde de aslında zamanın aktığını ve fotoğrafın sadece bir zamana ait olduğunu, bir tür kendine özgü o şiirsel ve hafif biraz da böyle renk, kompozisyon ve duyarlılık açısından özel bir bakış açısıyla tarif ettiği bir dönemi olmuş. Bunun yaklaşık 70-80'lerde de ortalama böyle devam ettiğini görüyoruz. Ama özellikle 80'lerde bir tür aslında fotoğrafın o doğasını sorgulamaya başlamış. Yani bir anı çekmek ama bu anın içerisinde bir hareket yakalamak. Bu anın o meşhur fotoğraflarıdır aslında. Onlar hepimiz Şakir Bey deyince belki ilk aklımıza o fotoğraflar gelir. Yani hareketli fotoğrafları. Evet, yani bir tür anın aslında dönmesi, anın bir girdap gibi, bir görselliğin bir tür flulaşması gibi bir efekt yaratır fotoğraflarında. Bu çok basit aslında bir türüktür, basit bir fotoğraf tekniğidir. Ama o kadar kendine ait kılabilmiş ki Şakir Bey. Dolayısıyla aslında bir tür onun... Normalde çok net olması beklenir değil mi bir fotoğraftan? Evet, o aslında o tamamen onun üslubu olmuş. Çeviriyor, evet. Evet, o onun üslubuna dönüşüyor ve bu fotoğraflara baktığımız zaman biraz daha sanki daha böyle bir gerçeğin arkasına bakmak, bir tür gerçeğin aslında fotoğrafta hapsedilemediğini hissettirmek. Biraz da sanki fotoğraf dediğimiz medyum bir tür görsel bir ifade alanı ve kendine ait bir çünkü biliyoruz ki hani fotoğraf ortaya çıktığı zaman yani resim sanatıyla olan ilişkisi ilk günden beri çok tartışmalıdır. Ve bir noktada da aslında fotoğrafla resim arasında o yol ayrımını bulmak gerekti. Fotoğraf tarihi biraz da bunun üzerine kuruludur. Dolayısıyla bence Türkiye coğrafyasında buna ilişkin önemli bir açılım sunar Şakir Bey'in fotoğrafları. Ve topyekun baktığınızda da aslında... çok iddialı bir fotoğrafçı mıdır Şakir Bey derseniz, çok iddialı bir fotoğraf kimliği olduğunu doğrusu kendisi de çok bunu baskın bir şekilde söylemiyor. Ama fotoğrafa olan bağlılığı, yani fotoğraf çekmenin bir ömre yayılması, fotoğrafın aslında çekildikçe öğrenilen bir medyum olduğu ve bunu da bir tür hayatın içerisinde çok önemli bir ifade alanı olduğunu gösteriyor bu fotoğraflar. Topyekun baktığımızda da tabii tanıklıklar var bu fotoğraflarda. Şimdi sergi çok özel bir seçki üzerine kurulu. Demet'in de vurguladığı gibi farklı serileri var Şakir Bey'in. Çok güzel bir de kurgusu var ve Bülent Erkmen'in de çok iyi bir editoryal yaklaşımı var. Oraya baktığımızda hep şunu görüyoruz aslında. Ne kadar çok anın içinde duran bir fotoğrafçı, ne kadar çok dostlarını, sanatçıları, etrafındaki canlıları, sokakları çok takıldığı ve özellikle fokuslandığı konular olduğunu görüyoruz. Evet. Bir bütünlük olarak da baktığımızda doğrusu çok biraz önce söylediğim gibi yani kendisine ait bir dünyayı tarif ediyor aslında. Ve fotoğraflar aracılığıyla da duygularını ve gerçekten de ifade etmek istediği konulara odaklanıyor Şakir Bey. Şakir Bey'in Ara Güler'le dostluğu tabii dillere destan. Hem biraz önce Demet'in dediği gibi yani o iddialaşmaları da meşhur. Şimdi fotoğraftan konuşunca Ara Güler'den konuşmadan, onların dostluğundan konuşmadan olmaz.
biraz Ara Güler'in onu püskürtmesiyle, Şakir Bey'i püskürtmesiyle fotoğrafa başlaması çok sempatik bir şey tabii. Bunu da hep böyle anlatması ve dostluklarının sonuna kadar devam etmesi çok hoş. Şimdi burada Ara Güler'in fotoğraf için fotoğraf bir sanat değildir iddiasıyla fotoğrafçılığın, yani fotoğrafçılığa sanat olarak bakma arasındaki biraz farkı konuşalım istiyorum. Ara Güler için fotoğraf bir sanat değildi. O belgelemek üzerine çalışırdı, öyle derdi. Oysa Şakir Eczacıbaşı fotoğraf sanatçısı ve birçok fotoğraf sanatçısı var. Bu aradaki ayrımdan biraz söz eder misiniz Levent Bey? Şimdi tabii Ara Bey böyle tarif etse de geriye dönüp baktığımızda aslında fotoğrafın kendi, ne kendi kadar öyle tarif etti. Onun fotoğraflarına tabii, tabii. Biz başka türlü bakabiliriz ama o kendisi için fotoğraf sanat değildir derdi net bir şekilde. Şüphesiz ama şimdi geriye dönüp baktığımızda da aslında fotoğraf sanatının ne kadar yücelttiğini görüyoruz Ara Bey'in. Yani Ara Bey'in fotoğraflarında biz doğrusu o bizi tabii önden tarife ve onun kafasındakileri kodladığı için o gözle görmüyor ve hissetmiyor olabiliriz. Ama şimdi Ara Bey'in geride bıraktığı izlere baktığınızda aslında fotoğrafın bir görsel sanat alanında belki de gerçekliğe en çok dokunan ve çok özel bir hafıza alanı yarattığını görüyoruz. Şimdi Ara Bey tabii bir şekilde gazeteci olmasının da başka bir etkisi var şüphesiz. Yani o bir ana bir tür tanıklık olarak bakıyor ve gerçeği bir tür üçüncü bir göze aktarmak olarak bakıyor. Ama geriye dönüp baktığımızda şimdi Şakir Bey'le olan dostlukları tabii şüphesiz çok kıymetli ve önemli. Bir tür aslında birbirlerine entelektüel bir konuşma alanı açıyorlar gibi geliyor bana çoğunlukla. Ben o muhabbetlerine tanık oldum doğrusu. Çok güzel. Ve o konuşmalarda da çok çok bilgece cümleler kurulurdu ve çok özümsenmiş, çok az cümleler kurulurdu. Ama o cümlelerin arkasında çok önemli düşünceler ve hakikaten sanata ilişkin, ki onların da bu bilgileri ve cümleleri hakikaten etraflarındaki o sanat dünyasında geliştirdiklerini, özümsediklerini unutmamak lazım. Çünkü her biri, yani sinema sanatından edebiyata, işte fotoğraftan müziğe, bambaşka dünyalar ve insanlar hep yan yana oldular. O dönemin aslında bir tür aydınlanma dönemi olduğunu, Türkiye görsel ve sanat kültürünün de çok aydınlandığı, yeni bilgilerle bir tür batıya açılmanın da çok çok önemli olduğu bir zaman diliminde ikisi de bence birbirlerinden aslında çok beslendiler. Fotoğraf sanatı Ara Bey'in söylediği şüphesiz doğrudur. Yani bir tür kayıttır, bir tür belgedir. Ama aynı zamanda Şakir Bey'in bakış açısıyla da düşünürsek aslında kendini ifade etme alanıdır. Yani fotoğrafı makinesini eline alan herkes bir ölçüde kendisini ifade eder. Ara Bey'in de ifade ettiğini düşünmek lazım. O sonucu tarif ediyor bizim için aslında. Yani bizim ondan duyduğumuz şey onun sonuç olarak gördüğü durumdur. Ama o sonuçta bir konuya odaklandığında bile bir ifade olarak kendisini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ikisi de tabii ki kuşaklaşı pek çok fotoğraf sanatçısında olduğu gibi bir ölçüde Türkiye fotoğrafçılık tarihinin hangi dinamikler üzerine kurulu olduğunu ve aslında işte içinde bulunduğumuz kuşaklara da bu bilginin nasıl aktarılması ve nasıl ulaşacağını göstermesi açısından ben bizim sergilerimizin çok önemli bir dikkat alanı oluşturduğunu inanıyorum ve takipçiler için de çok önemli bir bilgilendirme ve bilgi paylaşım alanı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraf sanatçılığından bahsederken o sadece fotoğrafa kendi fotoğraflarını çekerek devam etmedi hayatına. Bu evet. Alanda çalışan birçok fotoğrafçıya da fotoğrafçıyla birlikte oldu ve onların da albümlerini çıkardı. O yönde çok büyük çalışmaları var ve katkıları var. Biraz onlardan söz eder misiniz? Bu albümler ne kadar değerlidir? Diğer ünlü fotoğraf sanatçılarla ilgili yaptığı çalışmalarda vücut bulan bu albümler. Doğrusu geriye dönüp baktığımızda bu albümlerin Türkiye fotoğraf tarihine
ışık tuttuğunu ve onlar üzerinden, bu albümler üzerinden bu fotoğraf tarihimizi tahlil edebileceğimizi, analiz edebileceğimizi görüyoruz. Dönemin doğrusu başka yayın yok. Yani bu fotoğraf, renkli fotoğraf yıllıklarına baktığımızda şunu yapabilirdi belki Şakir Bey çok. Bugün belki de pek çok örnekte karşımıza çıkıyor. Yani kendi üretimlerini düzenli bir kitaba dönüştürebilirdi ki aslında hayatında işte Demet de vurguladığı 3 kitap yaptı Şakir Bey topu topu. Ama bu albümlere baktığımızda hep şunu görüyoruz. Belirli konulara odaklanıyor bu albümler. Dolayısıyla işlerinde de kendi zamanının önemli fotoğrafçılarının yapıtlarından seçkiler var. Bu aslında dönemin nabzını tutmak ve dönemdeki o birikimi yan yana getirmek. Ama bir taraftan da gerçekten o dönemde fotoğrafın ve fotoğraf üreten kişilere destek olmak amacıyla da yapılıyor. Yani onların birikimlerini belirli ölçüde teliflerle karşılayıp bu albümlere aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir destek amacıyla da yapılıyor. Ama her şeyden önemlisi dönemin başka kaydı yok doğrusu. Geriye dönüp böyle büyük arşivlerde biriktirmek hiç kolay değil bugün. Onlara baktığımız zaman belirli zaman aralıklarında Türkiye'de fotoğrafın ne ifade ettiğini, hangi konulara odaklandığını, hangi fotoğraf sanatçılarının veya fotoğrafçıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün de çok değerlidir bunlar ama eminim gelecekte bir fotoğraf müzesi veya işte İstanbul Modern'in bünyesinde de belirli konsantrasyon arşivler mevcut. Dolayısıyla giderek büyüyen bir alana da baktığımızda bu birikimin gelecekte çok yol gösterici olacağına inanıyorum doğrusu. Evet, İstanbul Modern gerçekten o bakımdan çok zengin bir koleksiyona sahip ve sık sık da fotoğraf, son sıralarda özellikle fotoğraf sergisi yapmasıyla da bu konuda önemli çalışmalara imza atıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Şimdi Demet'e sormak istiyorum. Demet, aynı şimdi pandemi döneminde de tabii çalışmalarınız sizin devam ediyor. Bir kere bu serginin açık olduğunu, randevuyla gidildiğini buradan belirtelim. Evet, şimdi geçici yerinizin adresini de tarif ederekten bilmeyenler için randevu olarak gidiliyor ve pandemi şartlarında nasıl ziyaret ediliyor? Ben geçenlerde gittim, ziyaret ettim. Gayet hoş oluyor. Fazla kalabalık olmadığı için çok keyifli. Bir de pandemi döneminde diğer fotoğraf sanatçılarının üretimlerine yer verdiğiniz bir online serginiz var. Bir de ondan söz edelim. Yeni yerimizde, daha doğrusu artık 2 seneyi geçti aslında geçici mekanımız, ama yine de henüz ziyaretimize gelmemiş olan izleyicilerimiz için yeni mekanımız Beyoğlu'nda, Meşrutiyet Caddesi'nde, Öğretmen Evi'nin tam karşısında. Pera Palas Oteli'ne de çok yakın. Dolayısıyla İstanbul'un en işlek muhitlerinden birindeyiz şu anda. Çok kolay gelmesi. Ve aslında pandemi döneminde şöyle güzel önlemler aldık. Randevu sistemiyle gelinebiliyor müzeye. Her katta belli sayıda ziyaretçi olabiliyor. Dolayısıyla oldukça güvenli. Eğer randevu almadıysanız da kapıda o sıraya giriyorsunuz. Daha doğrusu eğer randevuya gelmemiş birileri varsa siz yerine giriyorsunuz ya da bekliyorsunuz. Güvenli bir ortamdan söz ediyoruz zaten. Dışarıda herhangi bir yerden çok çok daha güvenli ve çok güzel gezmesi güzel. Biz de seviniyoruz izleyiciler geldikçe. Bunun haricinde de dediğiniz gibi müzemiz Mart ayında geçici bir süreliğine diğer bütün müzelerle birlikte bir süre ziyaretçilere kapandı. O sırada bir sergi düzenledik online. Fotoğraf sanatçılarından o günün nabzını tutan fotoğraflar istedik. Ya o dönemde ürettikleri ya da o dönemde tekrar geri dönüp üzerine çalıştıkları fotoğrafları bir araya getiren bir sergi yaptık. Yüksek bir katılım oldu ona da ve oldukça da yüksek bir ilgi oldu. Çünkü bir anlamda da izleyiciler online sergiler görmeye alıştılar. Bu anlamda hepimiz için, yani hiçbir şekilde zaten sergide de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani hiçbir zaman hiç kimse bir başka biri için bir sergi gezemez. Yani onu fiziksel olarak görmenizi hiçbir şey, onunla hiçbir şey takas edilemez aslında.
Aslında mesela bu Şakir Bey'in de söylediği önemli şeylerden biridir. Fotoğrafı bir çeken vardı. Yani zaten Şakir Bey hiçbir zaman kim beğenecek, kim beğenmeyecek diye düşünmez fotoğrafları çekerken. Ama şunu da düşünür. Bir çeken vardır, bir de izleyici vardır. Yani bu aslında fotoğraf da bu ikisinin arasındaki diyalogtan doğar der. Ve aslında bizim sergimizde de böyle bir şeyden söz etmek mümkün. Bu bahsettiğim kurguda fotoğraflar döner ama izleyici de onlarla birlikte hareket eder. Dolayısıyla bu diyalog tam Şakir Bey'in istediği şeydir. Ve bizim hani diğer sergilerimizde de, bu online sergide de aynı şeyden söz edebiliriz. Biz aslında herhangi bir müzede yaptığımız bir sergiyi online'a taşımak değil, hep yeni bir sergi üretmek istedik. Ve aslında tam da bu mecraya uygun bir sergi üretmek istedik. Ki zaten bu pandemi sürecinde ekranlar karşısında çok fazla zaman geçirdik. Onun da ruhuna çok uygun bir sergi olduğunu düşünüyoruz. Peki, bu gelen işlerden pandemi dönemi de üretilmiş işler bu ne kadardı? Yani oransal olarak merak ettim. Daha çok insanlar pandemi döneminde çektikleri fotoğrafları mı gönderdiler yoksa daha önce çektikleri fotoğraflardan mı oluşuyor? Pandemide ne tür işler çıktı bir de onu merak ediyorum. Evet, aslında çok fazla pandemi döneminde çekilen işler de oldu ve aslında hepimiz gibi sanatçılar da tabii ki bu durumla baş etmeye çalıştılar ve bu dönemle bu durumla baş etmeye çalıştıkları fotoğrafları çokça bizlerle paylaştılar. Evlerinden fotoğrafları, yani dışarıya bakmak, içeride olmak meselesi ya da bu stresli durumla mücadele etmek meselesi çok onları sıklıkla kafalarını yoran bir durumdu tabii ki hepimiz gibi. Ama bazı sanatçılar da arşivlere döndüler. Mesela Türk fotoğrafının en önemli isimlerinden biri Ozan Sadıç. O dönemde bir de yaş itibariyle de çıkamıyordu dışarı. Bir yasak dönemiydi onun için. Ve arşivine döndü ve arşivinden fotoğrafları bizlerle paylaştı. Onların üzerine çalıştı, işledi. Ya da örneğin İzzet Keribar kendi sitesinde dışarı çıkabiliyor. O daha güncel bir fotoğraf paylaştı bizlerle. Ama o da yaşı sebebiyle çıkamıyordu. Sadece sitesinde gezerken çektiği fotoğrafları bizlerle paylaştı. Ya da örneğin Ömer Orhun sokağa çıkıyor ama artık yani hiçbirimiz artık sokakta değiliz ve doğa insan ilişkisini ortaya çıkaran fotoğraflardan biriydi onunki. Ya da çok sıklıkla gittiğimiz yerlerde artık olmadığımızın kanıtı olan boş tabelalar ya da örneğin dışarı çıkabilen, mesela bizler çıkamıyorduk ama dışarı çıkabilen fotoğrafçı, daha doğrusu foto muhabiri arkadaşlarımız vardı. Onlar fotoğraflarını bizlerle paylaştılar. Ana görselimiz de örneğin pandemiden korunma yöntemleri henüz bu kadar gelişmiş değildi ama kendi yöntemleriyle pandemiden korunmaya çalışan bir yaşlı beyefendinin fotoğrafı vardı mesela ana görselimizde. Yani hem evde olma meselesi, hem dışarı çıkabilenler dışarıda olma meselesini, ya da bunlardan hiçbirini yapamayanlar arşivlerine dönüp geçmişi tekrar düşünme durumundaydılar fotoğrafçılar. Aslında bir nasıl diyeyim, bir amalgamdan söz edebiliriz. Yani herkes belli bir yöne yöneldi değil. Bunun çeşitli bu durumla çeşitli şekillerde sanatçılar başa çıktı ve sergi de aslında bunu yansıtmayı başardı diye düşünüyoruz. Evet. Peki ben yavaş yavaş Demet Yıldız'ı vedalaşacağız kendisiyle. Son olarak sizden Şakir Eczacıbaşı'nın seçilmiş anlar sergisinin ne zamana kadar sürdüğünü söylerseniz buradan hatırlatalım izleyicilerimize. Tabii 31 Mart'a kadar seçilmiş anlar İstanbul alınıyor? Modern'de. Randevu online alınıyor. İstanbulmodern.org'dan girip randevu alabiliyorsunuz, rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yolunuz oraya düştü. Rezervasyonunuz da yok. Gişemizden rezervasyon yaptırmak mümkün. Deneyin, evet. Tamam. Peki, çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Elinize sağlık sergi için. Tekrar görüşmek üzere diyorum Demet Yıldız.
İstanbul Modern'in fotoğraf bölümü yöneticisi kendisi ve bu güzel serginin katkıda bulundu hayatı geçirilmesinde. Evet, sevgili seyirciler devam ediyoruz. Levent Çalıkoğlu hala eğer ekrandaysa, bağlıysa. Ben buradayım. Ama ben o zaman Levent Çalıkoğlu'nu görmediğim için gitti zannettim birden. Levent Çalıkoğlu'na şimdi sormak istiyorum. Şakir Eczacıbaşı'nın Türk sanat hayatına çok büyük katkıları var. Bunları uzun uzun tabii konuşmak mümkün ama burada özetle sizin açınızla Şakir Eczacıbaşı'nın en büyük katkısı nedir? Zor soru. Yani çünkü Şakir Bey pek çok alanda hakikaten bir buz kıran gibi çok önemli roller ve çok önemli yaklaşımlar sergilemiş. Bir iş insanı olarak zaten böyle bir açılımın parçası olması ki gelenek ve köken olarak da Eczacıbaşı ailesinin biliyoruz ki Türkiye sanat ortamındaki yeri ve işte bu alana yapmış olduğu yatırımlar ve bu alanı hakikaten bugüne taşıması başlı başına bir vakadır. Şakir Bey burada köklü ve kurumsal bir hayatın içinde durmaya çalıştığı gibi görüyorum doğrusu. Her ne kadar o kendisini kültür alanına daha yakın görse de ama geriye dönüp baktığımızda kültür ve aslında iş alanını diyelim yakınlaştırmak hiç kolay bir konu değil o dönem için bile hakikaten. Dolayısıyla bununla birlikte de hep şuna bakmak lazım. Türkiye henüz onun bu işe el attığı zamanlarda doğrusu yerleşik bir kurumsallıktan söz edecek bir alan içerisinde değil. Bunu itmesi, yani Sinematek Derneği'nin kurucuları arasında olması, işte bu yıllıkları yayınlamak için büyük mücadeleler vermesi, İKSV'deki rolü, bunların hepsi hakikaten Şakir Bey'in topyekün bir kültür insanı olarak yaptığı katkıdır. Dolayısıyla tek başına hani bu öndedir, bu arkadadır gibi bir durum çıkamıyor Şakir Bey'de. Çok mücadeleci ve aynı anda pek çok işi yapabilme kabiliyetine sahip olan bir isimden söz ediyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalıkoğlu, yayınımıza katıldınız. Şimdi sizi göndermeden önce kısaca aklıma takılan başka bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu kültür ve iş alanını yaklaştırdı dediniz. Kültür ve iş alanını yani bir çeşit aslında mesenlik, hayır sanatseverlik çerçevesinde mesenlik yapıyordu. Sanat hamiliği yapıyordu aslında kendisi de ailesi de. Bu iş alanını yani diğer iş sahiplerini bu sanat alanına, kültür alanına yaklaştırmaktaki nasıl yaptı bunu tam olarak? Bir tabii ki kendi çevresi şüphesiz ama aynı zamanda bu güce sahip olarak bir duruş sergilemesi de çok önemli. Ve biliyoruz ki tabii ki yani özellikle İKSV çatısı altında her alanda yani hem müzik alanında hem sinema alanında hem bienallerde çok önemli sponsorluklara ve desteklere ihtiyaç var. Bu aynı zamanda tabii ki o dönem için ki giderek de zorlaşmakta bu süreç şüphesiz onun ilişkileriyle de çözülmüş pek çok sorumluluk var. Dolayısıyla şimdi bu tabii hem bir fırsat kendisi açısından hem de bir tür kolay altından kalkılamayacak da bir ilişki biçimi. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz Türkiye'de özellikle bu roldeki iş insanlarının üzerlerinde çok büyük sorumluluklar oluşmuş. Şakir Bey de bu sorumluluğu hakikaten uzun yıllar hem İKSV çatısı altında hem de Eczacıbaşı topluluğu açısından da çok büyük izler bırakacak şekilde devam ettirmiş hakikaten. Evet, bu kültür alanı, kültür sanat alanı desteksiz olacak bir alan değil. Mutlaka değil, devlet desteği ve ayrıca devlet desteği de işte ne kadar olabiliyorsa ve tabii ki iş dünyasının desteği çok önemli.
Şakir Eczacıbaşı'nın biraz önce dediğiniz gibi bu katkıları, yani dolaylı katkıları, yani direkt ve dolaylı katkıları gerçekten çok kayda değer, büyük yararlar sağladı. Ve dediğiniz gibi bu iş dünyası da bu sponsorluk, destek konusunda sahiden büyük bir, yani bunu artık bir çabayla değil bir sosyal sorumluluk şeklinde içine çok sindirmiş ve doğal olarak yapıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok doğru. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Şimdi İstanbul Modern Geçici binası dedik. O büyük binayı özlemiyor değiliz. Gerçi yeriniz çok güzel. Taksim'e çok yakın. Caddenin adı Mebusan Caddesi. Meşrutiyet Caddesi'ndeyiz. Meşrutiyet Caddesi pardon. Taksim'e çok yakın. Çok güzel bir bina. Fakat tabii ki alıştığımız o modern çağdaş sanat müzesi kıvamında değil. Büyük duvarları yok. Daha ufak tefek bir yer. Ne zaman taşınacaksınız yeni yerinize? Yani eski yeni yerinize tekrar ne zaman taşınacaksınız? O belli mi? Önümüzdeki takvim büyük olasılık Mayıs-Haziran aylarında biz yeni müzeye geri dönmüş olacağız diye düşünüyoruz. Özlediniz mi orayı? Şüphesiz tabii. Şüphesiz ama ortada şimdi geri döndüğümüzde bambaşka bir mimari ve yepyeni bir İstanbul Modern binası görecek ziyaretçilerimiz. Evet, inşaatın ilerlediği haberlerini alıyoruz. Siz doğrudur. De herhalde geziyorsunuzdur. Merakla, sıklıkla. Merakla bekliyoruz. Peki çok teşekkürler Levent Çalıkoğlu. Bu güzel sergiyi konuştuk. İstanbul Modern'deki seçilmiş anılar sergisi Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarından oluşan güzel bir sergi. Herkese tavsiye ederim. Bu pandemi döneminde arada bir sergi gezmek güzel geliyor. İnsanın kesinlikle. Ruhunu zenginleştiriyor, dinginleştiriyor. Mutlaka yolunuz düşerse uğrayın diyorum. Levent Çalıkoğlu çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi sevgili meslektaşım Özge Uzun bizimle birlikte. Özge Uzun'la yıllarca birlikte çalıştık. Şimdi ekranda görüyorum onu. Epeydir görüşememiştik. Çok hoşuma gitti şimdi seni buradan görmek Özge'cim. Geçen gün kendini, iki gün oluyor, güzel yeni kitabınla hatırlattın kendini bana ve hepimize, buradan seni okumayı seven ya da izlemeyi seven herkese. Kırmızı Sarı Gergedan diye son kitabın ilgimi çekti. Bir kere neler yapıyorsun, iyi misin? Vaktimiz fazla değil onun için. Evet. Gayet şey iyiyim mı diye biliyorsun. Fakat her kitap... şey her şey yolunda mı? Her Peki, şey yolunda. O zaman şu anda bir ara veriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanıyoruz. Bir konuşması var şu anda. Sen anlarsın dertten. Anlamam. Yayınlarımız mı? Canlı yayınlarımız böyle kesilir arada. Evet, bağlanıyor muyuz yoksa devam edelim mi? Tamam, müsaade edin. O zaman devam ediyoruz. Peki. Peki, şimdi bu kitapta ilgimi çeken bir cümle var. Onu hemen söylüyorum. Yerin dibine battım, dibi gördüm, tekrar yukarı çıktım ve her şey yoluna girdi. Onun hikayesi bu kitap. Evet. Bu kadar kötü dibe girip, düşüp, tekrar yukarı çıkmanın hikayesini nasıl anlattın? Şöyle, aslında Kırmızı Sarı ve Gergedan benim üçüncü kitabım ve bu üç kitapta evet, böyle birbirine... Özgeciğim. Tamam. Kemal okay. Kılıçdaroğlu hazır, ona bağlanıyoruz okay. Şimdi. Vaktimiz kalırsa tamam. Tekrar burada olacağız. Evet. Tamam. Oğuzhan Başkanım, sizinle bir yolu aldım. Öncelikle Süleyman Bey'in özeti takılacak. Bakayım mı ben? Eyvallah.
Emretmiş. Eski belediye başkanımız Süleyman Bakış Yavuz'u şimdi İYİ Parti'ye aday adayıydı. Sayın Mehmet Büçer Genel Başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımdan sonra. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Şimdi teşekkür ederim. Yetişiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kurucu İlçe Başkanı Ersin Alvarez'i buraya davet ediyorum. Başkanım, buyursunlar. Efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Partimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizlerle beraber olmak bizim için çok önemli. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Karakaş Müslüman Konferansı Başkanı Yaşar Yarar Beyefendi buraya davet ediyorum. Evet, tam da Kırmızı Sarı Gergeden Özge Uzun'un kitabından söz ediyorduk. O sırada bağlantımız oldu. Özge Uzun'u şimdi tekrar bağlamaya çalışıyoruz ama o arada çok ilginç bir kitap. Gerçekten gerçek hikaye, kendi hikayesi Özge'nin. Gerçekten her şeyin çok çok kötü gittiği bir dönemde, dibe vurduğunu hissettiği bir dönemde onun oradan tekrar çıkış hikayesini anlatıyor Özge. Eğer bağlandı, evet. Buradayım. Çok buradayım. Güzel, tekrar buradayız. Evet Özge'cim. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle söyleyeyim. Bu benim üçüncü kitabım. Tabii ilk evet. Sizin Maviniz Var mı'yla başlamıştı. Orada oğlum ve kendi gelişim hikayem vardı. Sonra Kalbimin Ses Tellerinde biraz kadın olma hali. Bu biraz bir iyileşme yolculuğu diyebiliriz aslında buna. Aslında pandemi döneminde yazdım Bakü'de. Şubat ayına kadar işte ben de bir televizyon programı yapıyordum biliyorsun. Ve Şubat ayında hem biraz pandemiden hem biraz öyle hissettiğimden, yani gitmek istediğimden işte çalıştığım kanaldan da ayrıldım, Bakü'ye gittim ve kendimi kapattım. O dönemde aslında bu düşüşlerimi, nasıl düştüğümün farkına çok daha iyi vardım düşünmeye başladığımda. Şöyle diyorum zaten kitabın içinde bu de düşmek. Bu pandemi tabii ki çok çok kötü bir şey, dünyayı mahvetti vesaire ama zaman zaman da düşünmemize, farkındalığımızın artmasına da sebep olmadı değil. Kesinlikle. Onun için o yavaşlama sebebiyle tabii. O yavaşlayıp kendimizi dinleme ve düşünme fırsatını yakaladık. Her zaman yani pandemi olmadan da yapmamız gereken bir şey olduğunu öğrendik tabii ki. Pandemi olmadan yapsaydık iyiydi. Kesinlikle çok haklısın. Bana hatta kitabın içinde işte korona günlerinde aşk diye bir bölüm var. Hani o pandemi döneminin bize kattığı şeyleri de anlattığım, hatta işte daha sonra bu Karabağ Savaşı ile alakalı, ki savaşı biz Bakü'de yaşadık. Şu anda Türkiye'deyim ama işte bir 10 gün önce Türkiye'ye gelebildim. Yeni döndün o zaman. Yeni döndüm. Evet yeni geldim Türkiye'ye bu kitapla alakalı olarak ve savaşın bütün o anlarını da yaşadık ve çok hayırlı olmuş. Normalde Eylül'de çıkacaktı kitap. Biraz ertelemiştik. O savaşı da yazdım aslında bu kitabın içinde. Yani gerçek anlamda orada bu Karabağ sorunu dediğiniz şeyin ve insanların yaşadığı acıların ne olduğuna dair de hem bir gazeteci hem bir insan gözüyle analizlerimi de kitabın içine yazdım. Çünkü aslında savaş, pandemi, yaşadığımız bu yokluk, sarılmaktan, birbirimize dokunmaktan bile çekindiğimiz, korktuğumuz bu dönem bizi çok daha farklı yönlerde eğitecek diye düşünüyorum. Ki keza beni öyle oldu. İnsanın kendiyle ilgili düşündüğü zamanların çoğaldığı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve bu deneyimleri de, bu iyileşme yolculuğunu da okuyucumla da paylaşmak istedim. Bir de bir taraftan da son 3 yıldır farklı farklı eğitimler de almaya başladım ben aslında. Biraz işte
kuantum konusunda, biraz mindfulness ve Budizm konusunda da araştırmalar yapıp bunlarla ilgili farklı eğitimler alıyorum. Her birinden kendi hayatıma adapte edebileceğim noktaları da birleştirip öykümün üzerine, yani nasıl düştüğümü anlatıp, nasıl kalkmaya çalıştığımı anlatıp ve bunları yaparken de nelere başvurduğumu ve nelerin bana yardımcı olduğunu anlattığım minik şifa notları da var aslında. Evet. Hani bu bir kişisel gelişim kitabı değil, böyle bir asla bir şeyim de yok, hani şifacı gibi bir durum yok. Da yok. Sadece kendi deneyimimi anlattığım bir kitap oldu. Evet, çok çok güzel. Şuradan tekrar gösteriyorum, Kırmızı Sarı ve Gergedan, Özge Uzun'un. Hoş geldin Türkiye'ye Özge Uzun. Hoş bulduk. Kitabınla geldin. Çok evet. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Böyle araya girdik ama sen de biliyorsun. Hiç önemli değil. Dertten anlarsın. Hiç önemli değil. O olmasaydı diyecektim, haftaya da alın beni Aslı diyecektim. Olur inşallah, yaparız. Tamam, çok çok teşekkürler. Herkese çok sevgiler. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar bir araya geleceğiz. Yarına kadar hoşça kalın.